Unfortunately, it is these Soviet policies that changed the balance of the population in time in favor of the Armenians in Karabakh. Moreover, the occupied territory is not limited to Karabakh either. Armenians have invaded the Azerbaijani territories around Karabakh and applied ethnic cleansing to the people there. Azerbaycanlılar da Ermənistan'da çok büyük bir sayıda yaşayırlardı. Hatta əsrin əvvəllərində İrəvan şəhəri Azerbaycan şəhəriydi. Yani Ermeniler de yaşayırlardı orada ama nüfuzunun çoxu Azerbaycanlılardı. Ermenistan'da 500 bin Azerbaycanlı yaşayırdı. Sonra onları deportasiya ettiler, 300 bin kaldı, 200 bin kaldı ve nihayet bu hadisi, bu olaylarda hepsini oradan. Şimdi bir nefer de orada Azerbaycanlı yaşamır, Ermenistan'da yaşamır. Ermenistan monomilli bir ülke olmuş, bir devlet olmuş. Ruslar da orada yoktur, yani varsa çok azdı. Azeriler de yoktur, ancak Ermenilerden ibaret. In this case, Turkey's designation of Karabakh as a precondition to normalize its relations with Armenia is important in punishing an occupying country and deterring similar attempts. İndi bugün Azerbaycan'ın arazi bütünlüğü pozulduğu bir halde talep olunur ki sınırlar açılsın. Nece sınırlar açılabilir? Koy bu işgalçı çıksın bu topraklardan, ondan sonra elbette bütün komünikasyonlar açılacaktır. Mən şübhə etmirəm ki, Türkiyə bütün bu baskılara, təzyiqlərə cavab verəcəkdir. Bizim gücümüz möhkəmlənir. Azərbaycan-Türkiyə birliyi, qardaşlığı möhkəmlənir. Bizim həm iqtisadi potensialımız, həm siyasi çəkimiz, bölgədəki rolumuz artır. Və belə olan halda bu böyük bir gücə çevrilir. Biz də bundan gərək yaxşı istifadə edək, yaxşı kullanaq və öz milli maraqlarımızı maksimum dərəcədə qoruyaq. Armenia's persistence in not withdrawing from the territory it has occupied strengthens the nationalist movements in both countries and raises the number of those who consider war as an inevitable solution. Unfortunately, while the situation is so serious, the recent independence talks of the Karabakh Armenians escalates this dangerous tendency further. Karabağ sorununun çözümü Karabağ-Azerbaycan görüşmeleri sonrasında mümkün olabilir. Bu o yoldur ki onun üzerinde biz çözümler bulabiliriz. Ben bunu teorik sayıyorum. Sorun bugün Azerbaycan'ın Karabağ yönetimleriyle doğrudan görüşme yapmayı reddetmesi sorunu. Fakat bu geçici bir sorun. Görüşmelerin pratik süreci göstermektedir ki bu uygulanan formatlar bugün çözümleri sonuçlandırmıyor. So these fundamentally different points of view of Armenia and Azerbaijan on the Karabakh issue inevitably lead those who want a milieu of stabilization and peace in the region to become a party to the problem. If Armenians accept the situation, the process of resolving the differences will speed up. The fundamental difference between the Azerbaijani approach and the Armenian approach. Azerbaycan yaklaşımı ile Ermenistan yaklaşımı arasında temel fark şu. Azerbaycan'ın bence meşru olan bir talebi var. Karabağ Sovyet döneminde Azerbaycan'ın bir parçasıydı. Sovyetler dağılınca hemen herkes Sovyet döneminde cumhuriyetler arasında var olan sınırlara kabul etti. Bu sınırlar keyfiydi. Stalin bir gün oturup harita üzerinde çizmişti ama yine de var olan sınırlar bunlardı. Kısacası Azerbaycan'ın bir toprak talebi var. Ermenilerin ise tarihsel toprakları olduğu gerekçesiyle tarihten gelen bir talepleri var. Ama benim kanaatimce herkesin ilgilendiği, art sağ dedikleri Karabağ'ı elinde tutmak. Armenia leaves no door open for dialogue, both by producing unfounded propaganda and by officially calling eastern parts of Turkey Western Armenia. It is not willing to ratify the Treaty of Kars either. Biz Ermenistan'la da dostluk ilişkisi kurmak isteriz. Bunun koşulu var. Bir kere sınırı kabul edeceksiniz. Türkiye'den toprak talebinde bulunmayacaksınız. Devletinizin temel belgelerinde yer alan şimdiki Ermenistan, Doğu Ermenistan'dır demeyeceksiniz. Yani Batı Ermenistan'da Türkiye'nin doğusunu Batı Ermenistan saymayacaksınız. Ağrı Dağı'nı kendi topraklarınızdan saymayacaksınız. Haksız soykırım iddialarından vazgeçeceksiniz. Komşunuz Azerbaycan topraklarından çekileceksiniz. Bırakacaksınız, göçmenler evlerine dönsün. Bunları yaparsa, bir uygar ülke gibi hareket ederse Ermenistan,
Gayet tabii ki biz de Ermenistan'la iyi ilişkiler kurarız. Armenia's policy against Turkey for the past 40 years is actually a type of war. That is why it is natural for Turkey to have conditions in order to establish diplomatic relations. Although these conditions make Turkey look like the party not willing to come to an agreement, they are actually necessary conditions to maintain peace in the region. Armenia should, of course, leave the Azerbaijani territory it has occupied. Border treaties between Turkey and Armenia should, of course, be recognized. Armenia should, of course, give up trying to make Turkey accept a mutual historical experience as the absolute truth. However, Armenia continues to regard occupation and treaties non-existent with political games. Yönetimimiz açık olarak diplomatik ilişkileri kurmaya hazır olduğunu açıklamıştır. Eğer bizim için diplomatik ilişkileri kurmak adına açılması gerekli bazı problemler varsa, iki ülke liderleri seviyesinde görüşülmesi gereklidir. Ondan sonra açık olarak söyleyebiliriz. Biz hangi şartları, Türkiye hangi şartları ortaya koyuyor bu ilişkilerin kurulması için? Fakat bu öne sürülen şartların görüşülme durumu olmaması tamamen Karabağ ve soykırım sorunlarına bağlanırsa bu normal olarak kabul edilemez. It is difficult to understand why there has been no progress if their intentions are so good. If the official opinion of Armenia is so open to dialogue, why is the diaspora allowed to overshadow their relations? It seems the answer to this question lies hidden in the following words of the Armenian Prime Minister. Ben kendim de soykırıma uğramış bir ailenin soyundanım. Murş Harz köyü sakini ve soykırımla ilgili tüm hisleri taşıyan. Ben de bunları dedelerimin arkadaşlarının anlattıklarından dinleyen biriyim. Bizim büyük ailemizden topu topu bir ikisi kurtularak Ermenistan'a, Doğu Ermenistan'a ulaşmış. Bizim, benim vatanımdan. Benim hislerim var, sorunlarım var. Fakat bu sorunları asla resmi ilişkilerle, devlet siyasetiyle karıştırmak istemiyorum. Actually, the issue that is perhaps most discussed these days is the opening of the border between Armenia and Turkey. Armenian people are waiting for the border to be opened in order to reach the world. However, the government and the opposition of Armenia says that the border treaty signed with Turkey during the Soviet era is valid on the one hand and implies that the border is controversial in conflicting statements on the other. Look. Bakın, Ermenistan'ın bağımsızlığından beri hiçbir üst düzey Ermenistan yetkilisi, devlet başkanı, başbakan, dışişleri bakanı Türkiye'den bir talepte bulunmadı. İkincisi, Sovyet döneminde Türkiye ile üç cumhuriyet arasında imzalanan Kars Anlaşması, bağımsız bir devlet olarak Ermenistan tarafından ne reddedildi ne de hükümsüz kılındı. Belki Türk halkı bunu bilmiyor. Kars Anlaşması reddedilmediği, hükümsüz kılınmadığı veya yeni bir anlaşmayla değiştirilmediği sürece yürürlüktedir. Bize Ermenilerin Kars Anlaşması'na uymadığını söylemek gerçeği yansıtmıyor. Benzer sorunları önde görmek, eğer Gümrü Anlaşması, Moskova Anlaşması, Kars Anlaşması öne sürülürse, Sevr Anlaşması da bulunmaktadır. Yani bu sorunları oturup tartışmak gereklidir.